Evet arkadaşlar merhaba. 28 Ocak 2022 Cuma sabahı Yabancı Yarışlar programında Avustralya'da Cranbourne'deyiz. Cranbourne'de 7 koşulu program bize ait olan kısım. İkinci koşudan itibaren başlıyor orada. Tüm koşular Çim pistte Cranbourne'de. Birinci koşu saat sabah 10.45'te başlıyor. Maiden 3 yukarı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. 11 tane safkan var. 7'li plase Banko ile başlıyoruz. 5 numaralı Set the Sails Patrick Molone ile Banko arkadaşlar. Burada 7'li plase oynayacak olan arkadaşlar varsa bu 5 numarayı kullanabilirler tek olarak. Böylece ilk aya yani birinci koşuyu 5 numara tek olarak geçiyoruz. Şimdi 6'lı gayan saat 11.15'te sabah saatlerinde bu artık öğleye yakın. Fena da değil bu saatler aslında. Türkiye'ye baktığımız zaman Türk zaman kuşağında. Evet, ikinci koşu 11.15'te altılı ganyanın başlangıcı Maiden. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Evet burada arkadaşlar zor bir altılı günü bugün. Onu söyleyeyim öncelikle. Sürprize de müsait bir gün. 5 tane atla başlayacağız biz ilk birinci ayağa. İkinci koşuya. 4 numaralı Holy Spirit, Craig Williams. 1 numaralı Lunchtime Red, Jamie Kah. 8 numaralı American Actress, Michael D. 10 numaralı Polyphonic, Damien Lane. Damien Lane biliyorsunuz iyi bir jockey burada. Daniel Stackhouse da aynı şekilde. Ve 11 numaralı Recourse diyoruz, Damien Thornton. Yani burası 4, 1, 8, 10, 11 şeklinde geçiyoruz burayı. Ama bugün arkadaşlar zor yani burası. Bu altılı gayan gerçekten devredebilir. Onu söyleyeyim. Üçüncü koşu 11.45'te. İkinci ayak. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. 12 tane safkan var. 6 safkana yer verdik burada da. 8 numaralı Junko. Craig Nevitt'le. 4 numaralı Beukati. Eğer koşarsa rezerv olabilir arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. 2 numaralı Midnight Charm, Jamaica. 12 numaralı Tyler's Moment, Damian Lane. 10 numaralı Loving Angel, Black McDougall. Ve 1 numaralı Collision, Damian Thornton. Evet, burada eğer 4 numara çıkarsa 9'u da ilave edelim. Love May. Zack Spain'in bindiği. Evet, yani 4 koşmayacak arkadaşlar. 8, 2, 12, 10, 1, 9 şeklinde buraya geçelim. Evet, 4. koşu 12-15'te. Handicap 3 yukarı yaşlı İngilizler 1600 metre. 11 tane burada safkan start alıyor. 5 tane safkan yer verdik. 2 numaralı Flossing Blake McDougall'la ilk atımız. 1 numaralı Captain Corelli Patrick Mulroney. 6 numaralı Zotellus Craig Williams. 3 numaralı Next Step Berrima Kieran Quilty. Ve 4 numaralı Succeed Indeed Ethan Brown. Burada 2 1 6 3 4 diyoruz buraya. Evet, 5. koşuya geçtiğimiz zaman 12.45'te handikap 3 yukarı yaşlı İngilizler 1200 metre çıkacaklar. 3 tane safkan da burada var. Bu 13 atın içerisinde 3 at yeterli gördük. 4 numaralı Carry On Camping, Jamie Mott. 9 numaralı Mighty Feet, Liam Riordan. Ve 3 numaralı Savvy Sovereign, Ben Allen. Yani 4, 9 ve 3 numaralı safkanla 3 adet safkan yeterli oldu bunun için diyor, düşünüyoruz. Evet 5. ayak 6. koşuyuz 13.15'te artık öğlen saatleri. Handikap 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Tam 15 tane safkan var arkadaşlar. Bir adet de ekürüler var. Yalnız bu 14 ve 15 numaralı safkanların rezerv konumları var onu söyleyeyim. 4 atla geçeceğiz burayı.
3 numaralı Tax Free Profit arkadaşlar. Bill Mertens'le ilk atımız. 2 numaralı Gulf of Suez. Craig Williams'la. 8 numaralı Estrapas. Ekürilerden Patrick Murnay biniyor. 15 numaralı Sequoia Lux'la. Ekürü. Ve 6 numaralı Mr. Monaro diyoruz. Brian Park'la. Burada 4 tane at burası için gayet yeterli gözüküyor. 3, 2, 8 ve 6 şeklinde 4 tane at burası için şu an okey. Evet, 7. kuşa geçtik şimdi arkadaşlar. Günün bankosu burada gelecek. Handikap bir koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler. 2060 metre gibi böyle uzun metrajlı bir koşuya çıkıyorlar. Muhtemelen 5 numara ve 6 numara arkadaşlar koşmayacaklar. Görüntü o. Burada 9 numaralı Runaway Train, Jamie Cahn'ın bindiği. Bizi kahretmezse eğer Jamie Cahn burada 9 numaralı Runaway Train'i getirmesi lazım normal şartlar altında. Evet. 9 numara burada bizim bankomuz. Şöyle toparlarsak arkadaşlar 7'li plasenin birinci koşuda 5 numara tekimizdi zaten. Diğer ayaklarda da çok at yazdık. Ama dediğim gibi burada son ayakta bir tek bu 9 numarayı keşfedebildik. Bunun dışında arkadaşlar AGF oranlarını görmeden asla altılı yapmayın. AGF oranlarına bir bakacağız. Ona göre neye göre neyi tek atmamız gerekiyorsa onu atacağız arkadaşlar. Ama şu an için görüntü bu. Avustralya ile ilgili. Hatta devir dahi edebilir. Ama onu da söyleyeyim size. Evet. Arkadaşlar diğer videolarımız da yayında. Meydan videosu ve normalde Gavsimpark videosu, İzmir ve Antalya videolarımız da yayında arkadaşlar. Böylece Cranbourne ile ilgili söyleyeceklerimizin de sonuna geldik. Avustralya'da yani çok fazla bazen AGF1'ler diziliyor görüyorsunuz Avustralya'da. Bazen de tamamıyla 30-40 ganyanlı safkanlar gelmeye başlıyor. Çok farklı bir memleket Avustralya. Hani gördüğünüz Güney Afrika'da da hiç güvenilmiyor. Yani bu net bir bilgiydi size söylediğim Güney Afrika ile ilgili. Oradaki arkadaşımız, yaşamış arkadaşımızın belirttiği üzere hani AGF1'lere asla güvenmeyin. Kendi AGF'lerinizi yaratın. Yani kendi teklerinizi yaratın şeklindeydi. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı cumalar diliyorum. İyi bir cuma sabahı geçirmenizi diliyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Herkese bol şans. Hoşça kalın.